Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Büyük Vatan Savaşı'nı kazanan Azerbaycan'ın gündemindeki ana konu bir an önce kurtarılan topraklara dönmek ve Karabağ'da yaşamı yeniden canlandırmaktır. Azerbaycan ordusu şu anda bu bölgelerde konuşlanmış olsa da sivillerin kendi ata baba topraklarına dönmesi mümkün değil. Bölgeler yıkıldığı için tüm evler dağıldı ve yakıldı. Konut için gerekli altyapı mahvedildi. Şu anda Azerbaycan devleti bu toprakların restorasyonu ile uğraşıyor. Bu büyük miktarda para gerektirecektir. Savaş sırasında milyarlar harcayan Azerbaycan için bu toprakların eski haline getirilmesi için ciddi adımlar atılması gerekecek. Pandeminin neden olduğu ağır ekonomik kısıtlamalar göz önüne alındığında bu sürecin kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Bugün Azerbaycan halkını en çok ilgilendiren konular bunlardır. Azerbaycanlıların bu topraklara dönüşü ne zaman başlayacak? Orada Ermenilerle birlikte yaşamak nasıl mümkün olacak ve o bölgede Azerbaycanlıların güvenliğini kim koruyacak? Bu sorular bugün herkesin aklında. 44 günlük savaştan sonra yaklaşık 50 bin Ermeninin Karabağ'a geri döndüğünü ve bu sürecin Rus barış güçlerinin kontrolü altında gerçekleştirildiğini biliyoruz. Şu anda orada Ermeni siviller yaşıyor ve Azerbaycanlıların dönüşü ise henüz başlamadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen hafta tüm bu soruları yanıtladı. 44 gün süren savaş hakkında konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesiyle tarihi adaletin zafer çaldığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, savaş sonrasında bölgede bir takım provokasyonların yaşandığına dikkat çekerek Azerbaycan ordusunun tüm bu provokasyonlara cevap verdiğini söyledi. Savaştan sonra yine provokasyona başvuran Ermeni terörçülerin bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı da canlı yakalandı. Yakalanan Ermeni teröristler savaş esiri sayılmıyor ve terörist olarak yargılanacaklar. Bu tür provokasyonlar tekrarlanırsa Azerbaycan Ermenistan'a daha sert tepki vermek zorunda kalacak. Ermenilerin provokasyonları sadece askeri bağlamda değil siyasi arenada da devam ediyor. Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan geçen hafta Hankendi'yi ziyaret etti. Bir dizi görüşme yaptı ve kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Bu adım Azerbaycan'da büyük bir memnuniyetsizlik ve rahatsızlık yarattı ve bir başka Ermeni provokasyonu olarak değerlendirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de buna sert tepki gösterdi ve Ermenistan'ı bir kez daha uyardı. İlham Aliyev bu tür kışkırtıcı ziyaretlerin ilişkileri yeniden germeyi amacladığını ve Azerbaycan'ın buna sessiz kalmayacağını söyledi. Bu topraklar Azerbaycan topraklardır ve orayı ziyaret eden herkesin Azerbaycan'dan izin alması gerekir. Bu tür ziyaretler tekrarlanırsa Azerbaycan sert tepki verecektir. Aslında üst düzey bir Ermeni yetkilinin Erivan'dan Hankendi'ye gelişinden Rus barış güçleri sorumludur. Çünkü Ermenistan'dan Karabağ'a Laçin koridorundan geçiyorlar ki bu bölge de Rus barışı koruma güçleri tarafından kontrol ediliyor. Rus barış güçlerinin zaman zaman kendi yetkilerinin ötesinde adımlar atması Azerbaycan'da şimdiden ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bu tür adımların kabul edilemez olduğunu söyleyerek barış güçlerinin yetkilerine dikkat çekti. Azerbaycan'ın egemen sınırları içinde olduklarını anlamalı olan Rus barış güçlerinin kendilerine verilen yetkilerin dışına çıkmayacağına inanıyoruz. Aksi takdirde 10 Kasım Anlaşması'nın şartlarının ihlali Azerbaycan'ın yeterli adımlar atmasına ve Rus barış güçlerinin bölgeyi terk etmesini talep etmesine neden olabilir. Bölgede barışın sağlanmasının ardından durumun tırmanması pek de iyiye işaret değil. Azerbaycan'ın tek arzusu bölgeyi canlandırmak ve Karabağ dünyanın en gelişmiş yeri yapmaktır. Bölgenin altyapısını geliştirmek ve oradaki yaşamı yeniden canlandırmak için bir dizi proje geliştiriliyor ve resmi Bakü bu amaçla tüm kaynaklarını seferber etti. Konuyla ilgili ulusal kanala konuşan siyasi uzman El Abbas Meherremli, Karabağ'ın canlandırılması ve bölgenin kalkınması için yapılacak çalışmalara ilişkin görüşlerini bizimle paylaştı. El Abbas Bey, buyurun, söz sizde. Merhaba Ahmet Bey. Ben ulusal kanalın izleyicilerini selamlıyorum. Ahmet Bey, biliyorsunuz Ermeniler Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakındı işgal etmiştiler.
Onlar bu ərazilərde şəhərlərimizi dağıtmış, bizim mədəni abidələrimizi dağıtmışdılar. Azərbaycanın o ərazilərindəki məscidlər dağılmışdı. Ağdam şəhərində məsciddə donuz saxlamışdılar. Bizim ikinci vətən müharibəsindən torpaqlarımızı azad etdikdən sonra Azərbaycanın Ali Başkomandanı, Cumhurbaşqanı İlham Aliyev ora səfər etmişdi. Səfərində həmin bu dağıdılmış abidələr dünya ictimaiyyətinə göstərilmişdi əyanı olaraq. Ermənilər bu ikinci vətən müharibəsində Kəlbəcərdən çıxdıqda onları təbiyyətinə çox ziyan vurmuşlar. Meşeleri yandırmışlar, evleri yandırmışlar, okulları yandırmışlar. Zaten insana has olmayan işler görmüşler. Azerbaycan halkı, Azerbaycan ordusu öz torpaqlarını işgaldan azad ettikten sonra orada insanların köç etmesi için, yaşam etmesi için işler görürler. Azerbaycan'ın orada çok ciddi layihaları mövcuddur. Bütün ulusal kanalın izleyicilerine bildirmek istiyorum ki Azerbaycan'ı bu savaşta müsbət mənada destekleyen devletler var idi. Bu devletlerden en birincisi bizim kardeş ülke olan Türkiye'ydi. Türkiye bizim bu savaşta mənəvi cəhətdən yanımızda oldu. Biz onları her an, her saniye öz yanımızda hissettik. Tabii ki o ərazilərin yeniden qurulması için orada insanların yaşamı için biz kardeş ülkenin, Türkiye'nin büyük şirketlerinden, potansiyalından istifadə etmekte kararlıyız. Tabii ki Azerbaycan'ın bu arazileri bərpa etmeyi için büyük iqtisadi planı var. Biz Azerbaycan bilirsiniz ki dünyada pandemiyadır. Bu pandemiya şəraitinde neftin kıymeti aşağı düşmüştü. Ama Azerbaycan bu işlere bakmayarak ciddi ısrarlıdır ki o araziler yeniden qurulsun. Azerbaycan'ın işgaldan azad olunmuş Füzuli şehrinde büyük bir aeroportun tikilmesi için karar verilmişti. Bilirsiniz ki bizim Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ın medeniyet paytaxtı elan etmişti Şuşanı. Dünyadan istenilen yerinden Azerbaycan Füzuli'nin hemen aeroportuna uçuşlar olacak. Bu turistlerin oraya gelmesi için ciddi amildi. Azerbaycan'da ve o bölgede turizmin inkişafı için çok ciddi amildir. Ben ulusal kanal vasıtasıyla Türkiye devletine, Türkiye halkına büyük minnettarlığımı bildiririm. Ve inanırım ki biz Türkiye halkıyla, Türkiye devletiyle bir yerde büyük projeler geçirtecek. Hemen arazilerde biz büyük projelerin temelini koyacağız ve onu inkişaf ettirecek. Geçen hafta Azerbaycan'da en çok konuşulan konulardan biri de ülkede benzin fiyatlarının artması oldu. Azerbaycan'da benzin ve dizelin fiyatları %10 arttı. Bu fiyat artışı savaştan çıkan ve pandemi nedeniyle gerginlik içinde olan Azerbaycan insanı tarafından hiç de hoş karşılanmadı. Sosyal medyada memnuniyetsizlik mesajları ortaya çıktı ve hükümetin kararı sert bir şekilde eleştirildi. Bazı milletvekilleri ise hükümetin bu kararının doğru olduğunu ve fiyat artışının vatandaşların sosyal durumunu etkilemeyeceğini söyledi. En komik açıklama ise genç bir milletvekilinden geldi. Yeni Çağ Haber Ajansı'na konuşan milletvekili Nurlan Hasanov, benzinin Almanya'da daha pahalı olduğunu ve Azerbaycan'da da fiyat artışının normal olduğunu söyledi. Hayat tecrübesi olmayan bir milletvekilinin bu gülünç açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu ve sert tepkilerle karşılaşan milletvekili kendi açıklamasını yalanlayarak böyle bir şey söylemediğini dedi. Yeni Çağ Haber Ajansı'nın yanlış bilgi yaydığını iddia eden Nurlan Hasanov'un ses kaydının yayınlamasının ardından sinirlerini kontrol edemeyen genç milletvekili gazetecilere hakaret bile etti. Maalesef en acı sorunlarımızdan biri olan Azerbaycan parlamentosunda bu tür kişilerin temsil edilmesi Azerbaycan halkı için yeni tecrübe değil. Azerbaycan parlamentosunda zaman zaman halkın menfaatine aykırı görüşleri dile getiren milletvekilleri oldu ve bu nedenle de onlar halkın haklı öfkesiyle karşılaştı ve birçok durumda alay konusu oldular.
Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop Azerbaycan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, Güney Kafkasya'da güç dengesi ve Karabağ sorunu sempozyumunda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. 30 yıldır devam eden bir sorun var ve bu sorun 30 yıldır çözülmedi. Azerbaycan hem tarihi hem de hukuken bir dava içinde. Türkiye her zaman haklıdır. Ermenistan sadece Azerbaycan ile sıkıntı içinde değil, bölgedeki tüm ülkeleri tehlikeye atacak saldırgan bir tutum içindedir. Rusya'yı uçuruma sürüklemeye çalıştı. Nahçıvan'a yaptığı saldırılarla Türkiye'yi uçuruma sürüklemeye çalıştı. Türkiye, Azerbaycan'ın talebi ve varılan anlaşmalar nedeniyle burada yaratılan lojistik imkanları sundu, söyleyen Mustafa Şentop bir kez daha Azerbaycan'a desteğini ifade etti. Geçen hafta Azerbaycan halkının sevincine neden olan diğer konu da spordu. Azerbaycan'ın ve dünyanın en güçlü satranç oyuncularından Teymur Recabov geçtiğimiz hafta Ermeni mevkidaşı Levon Aronyan'ı mağlup etti. Bu gergin oyun sadece Azerbaycan ve Ermenistan'da değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlendi. Azerbaycanlı satranç oyuncusu Teymur Recabov, Champions Chess Tour'un online hızlı Ersin's Master turnuvasının finalinde Ermenistanlı Levon Aronyan'ı yenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Bu zaferin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva da satranç oyuncusunu zaferinden dolayı tebrik ettiler. Azerbaycan'ın 44 günlük savaştan sonra sporda kazandığı zafer Ermeni toplumunu derin bir depresyona sürükledi. Ermeni toplumu hala yenilginin şokundan uyanamıyor. Başkent Erivan'da devam eden protestolar, kayıp Ermeni askerlerinin ebeveynlerinin protestoları ve Ermeni hükümetinin felç olması Ermenistan'ı ülke olarak zayıflattı. Bugün Ermenistan'ın kurtuluşu başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere komşularıyla dostça ilişkiler kurmasından geçiyor. Ancak o zaman Ermeni halkı umutla geleceğe doğru ilerleyebilir. Peki Ermenistan ne yapıyor? Türk ürünlerinin Türkiye mahsullarının topraklarına girmesine izin vermeyerek Türkiye'ye yaptırım uyguladığını düşünüyor. Bu saçmalık. Savaşta aşağılayıcı bir yenilgiye uğrayan bir avuç Ermenistan'ın bir dünya gücü olan Türkiye'ye yaptırım uygulaması dünyanın 8. harikası olarak tarihe geçebilir. 2021'in ilk haftasında Azerbaycan'da bir takım önemli kararlar imzalandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2021 yılını Nizami Gencevi yılı ilan etti. Nizami Gencevi Azerbaycan şiirinin dahilerinden biri olarak kabul ediliyor. 12. yüzyılda yaşamış olan büyük Azerbaycan şairi Farsça'da eserler yazmış ve o dönemin Fars edebiyatına büyük katkıda bulunmuştur. Nizami Gencevi'nin eserleri Azerbaycan, İran, Ermenistan, Afganistan, Gürcistan, Hindistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerin kültürünün şekillenmesinde de rol oynadı. Nizami'nin şiirleri Hafız Şirazi, Mevlana Celaleddin Rumi ve Sadi Şirazi gibi büyük sanatçıların çalışmalarını etkiledi. Çeşitli sosyal, kültürel ve bilimsel konulardaki çalışmaları tüm Doğu ülkelerinde büyük ilgi uyandırdı ve daha sonra eserleri dünyanın birçok diline çevrildi. Nizami'nin Hosrov ve Şirin, Leyli ve Mecnun ve İskendername gibi eserlerindeki kahramanlar tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi dünyada da biliniyor ve seviliyor. Şairin 850. yıl dönümü şerefine 1991 yılında UNESCO tarafından Nizami yılı ilan edildi. Bu yıl ise Nizami Gencevi'nin 880. yıl dönümünü kutlayacağız. 2021 yılında Nizami Gencevi'nin hayatı, faaliyeti ve çalışmalarıyla ilgili çeşitli etkinlikler, konferanslar ve şiir geceleri hem Azerbaycan'da hem kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de yurt dışında düzenlenecek. Eserleri farklı dillere tercüme edilerek dağıtılacaktır. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki bu olaylarla gündeme damasını vurdu ve ulusal kanal izleyicilerine kardeş Azerbaycan'da olanların kısa bir özetini vermeye çalıştık bugün. İnşallah haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.